Birinci hastalık yeistir. Ümitsizlik. Bazen hepimizde olan, hatta bazen değil, sık sık içine düştüğümüz, sık sık bu hastalığa düçar olduğumuz görülüyor. Bütün insanlık buna düçar olmuş. Ümmeti Muhammed, İslam alemi hep bu hastalıkla boğuşuyor. Birçoğu da bunun hastalık olduğunu da bilmiyor. Farkında da değil. Birinci hastalık bu. Yeis, ümitsizlik. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar, yekse düşer. Bir şey yapamayınca, üstesinden gelemeyince, sonundaki o azap veyahut da ceza aklına gelince ne yapıyor? Ümitsizliğe düşüyor. Böyle bir mevzusun gözüne, ümitsiz olan adamın gözüne, dini meselelere münafi, yani dini meselelere zıt, etna ve zayıf bir emare, yani basit bir belirti, bir işaret, kocaman bir bürhan görülür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin sayıkasıyla ilan-ı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihap eder. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Binaenaleyh, yani namaz kılmayan bir insan veya diğer ibadetlerini yapamayan bir insan yapanların yanında ne kadar sıkıntı çekiyor değil mi? Rabbim affetsin. Rabbim yerine kaza etmek nasip eylesin. Gençlik zamanlarımızda biz de biraz belki aksattıklarımız çok olmuştur. Namazdan bahsedildiğinde insan keşke burada olmasaydım diyor. Nereden çıktı bu sohbet şimdi, namaz sohbeti? Kızarıyor, bozarıyor, terliyor. Değil mi? Başka bir yerden bir ufak bir delik görse veyahut da bir yapamama noktasında sıkıntısını orada görünce bir ümitsizliğe düşüyor. Bunlar yapıyor, ben yapamam. Şeytan bir taraftan, nefis bir taraftan, düşmanlarımız o kadar çok ki bizi yeise atıyor. Allah muhafaza. Bu yeisten kurtulmanın tek çaresi nedir? Diyor ki, amale muvaffak olamayanlar, o ibadetleri, o taatı, o emirleri, o yasaklardan kaçınmayı yerine getiremeyenler ne yapacaklar? Yeise düşmemek için, yani bu ümitsizliğin çaresi, tedavisini söylüyoruz. Yeise düşmemek için şu ayete müracaat etsinler. Evet. Hemen ayetler, Kur'an, hadisler hemen imdada yetişiyor. Ne diyor burada? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Günahlarda aşırı giden kullar, kendi aleyhlerine sürekli günah işleyip o günahlarda aşırı giden kullar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Evet, Allah'ım muhafaza. Rabbim kendinden ümidi kesenlerden eylemesin. Amin. Başka bir ayette de Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Ya sen ne kadar kâfir olursan ol, sen ne kadar gaflette olursan ol, sen ne kadar sıkıntılar içerisinde olursan ol, ne kadar yoldan çıkmış olursan ol, tevbe kapısı açıktır. Kim olursan ol diyor. Ne olursan ol, yine gel. Başka kapı var mı?